Söz sırası Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la. Buyurun Sayın Deniz Yavuz Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yap, işlet, devret. Türkiye'de neden ekonomik kriz olduğunun yanıtı işte bu üç kelimede saklı. Yap, işlet, devret. AK Parti bu modeli dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kepazelikle uyguluyor. Şimdi size bu rantı, bu talanı resmi verilerle ispat edeceğim. Örnek Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Şirketin kasasına girecek toplam tutar en az 10 milyar 508 milyon dolar. Şirketin elde edeceği kar %600. Yani 6 köprü parasıyla sadece bir köprü yaptınız. Esnaf kepenk kapatırken, gençler iş bulamazken, millet ekonomik krizle boğuşurken sizin hiç uykularınız kaçmıyor, içiniz sızlamıyor, değil mi? Bakın, öyle ucube bir sistem kurdunuz ki vatandaş geçmediği köprünün, girmediği tünelin, binmediği trenin, inmediği havalimanının ücretini ödemeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Sayıştay raporlarına göre hazinenin yandaş şirketlere yaptığı garanti ödemelerine ilave olarak bir de kur farkı ödediniz. 2014-2019 yılları arasında ödenen kur farkı 61 milyar 719 milyon TL. Bakın bu parayla neler yapmak mümkündü? 14 Avrasya Tüneli yapmak mümkündü. 12 Osman Gazi Köprüsü, 8 Çanakkale Köprüsü, 6 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapmak mümkündü. Sayın milletvekilleri, bir de buzdağının görünmeyen kısmı var. Sayıştay raporlarında belirtilen bu 61 milyar 719 milyon TL'lik kur farkı yapılan dolar bazlı sözleşme hükümleri gereği ilgili yıllardaki dolar kurundan TL'ye çevrilerek hesaplanmıştır. Yani bu 5 senede hazinenin kasasından ödenen kur farkı tutarı aslında 18 milyar 434 milyon dolardır. Bugünün kuruyla tam olarak 143 milyar liradır. Peki bu 143 milyar lirayla neler yapılabilirdi? Bakın, asgari ücreti 3500 TL yapmak mümkündü. 2 milyon esnafa koronavirüs sürecinde 70'er bin TL hibe vermek mümkündü. 6 milyon kiracıya bir yıl boyunca ayda 2'şer bin TL yardım yapmak mümkündü. 1,5 milyon EYT'liyi emekli etmek mümkündü. Öğrencilerin KYK borçlarını ödemek, 138 bin atanamayan öğretmeni atamak mümkündü. Sayın milletvekilleri, her seçiş bir vazgeçiştir derler. AK Parti olarak siz yandaşı seçtiniz, vatandaştan çoktan vazgeçtiniz. Şimdi gelelim Zafer Havalimanı'na. Yani namı diğer israfın zafer anıtına. İşin maliyeti 50 milyon avro. Şirketin kasasına girecek hazine garantili para 205 milyon avro. Şirketin karı %300. 2020 yılı için garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 279 bin. Havalimanını kullanan yolcu sayısı 7.233. AK Parti'nin hata payı %99,43. Sadece 2020 yılında zarar 65 milyon TL.
Yani Zafer Havalimanı plansızlığın, hesapsızlığın, öngörüsüzlüğün anıtıdır. Sayın milletvekilleri, yol, köprü, tünel, havalimanı demişken görüldüğü gibi AK Parti... Tamamlayalım lütfen. Yol, köprü, tünel, havalimanı demişken görüldüğü gibi AK Parti hükümeti adalet yolundan çıkmış, Sırat Köprüsü'nden önceki son çıkışı kaçırmıştır. Girdiği günah tünelinin ucunda da ışık görülmemektedir. Sayın milletvekilleri, AK Parti'nin bu veda bütçesini vatandaşın AK Parti'ye bir mesajıyla tamamlamak istiyorum. Son cüzdan kuruduğunda, son esnaf battığında, son fabrika kapandığında, son banka satıldığında uzun adam politikalarının beş para etmediğini anlayacak. En derin kaygılarımla saygılar sunuyorum. Evet, 6. turda Cumhurbaşkanı